Mayıs, 5 Haziran haftalık tarotlara hoş geldiniz güzel ailem. Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz diyorum. Sevgili koçlar, hemen sizler için kart çekiyorum. Bu hafta işinizle alakalı çözümsüz gördüğünüz ve kalbinizi kıran, haksızlık yapan ya da haksızlık yapıldığı düşündüğünüz birçok şey için haklı konum olacaksınız. Ve cesaretinizi, kendi enerjinizi toparlama vakti. Çünkü hayatınızda konum değişimi, iş beklentiniz varsa işle alakalı yenilikler, bulunduğunuz noktadaki kazancınızın daha çok artacağı bir hafta. Cesaret yukarı çıkacak. Devletten farklı bir yere, başka bir şehre geçmek istiyorsanız ya da beklentiniz devletle alakalı, evraklarınızla alakalı noktada birçok nokta olumlu. Kader çarkı sizin için hayırlı ve aydınlık bir noktayı uyarıyor. Kendi işini yapan sevgili koçlar, bakın koç çektiğimi görün. Kendi hayatınızda yurt dışı, şehir dışı seyahatlerimiz ve serbest meslek yapıyorsanız da emlak, alım, satım işlerinizle alakalı gayet keyifli ve güzel bir hafta olacak. Yalnız yakın dostlarınızla aranızda bir gerginlik, bir huzursuzluk, bir gereksiz gerginlikler oluşabilir. Daha sakin, daha yumuşak geçişler sağlamanız lazım. İlişki konunuza geçtiğim vakit, evet, evli olan çiftlerimizde ev konumu alımı, araç alımı ile alakalı alım satım konularımız hareketli olacak ama acele etmeyin diyor. Aralık ayı sizin için daha hayırlı ve aydınlık. Şu anki süreçte aracınızı değiştirmek, aracınızı yenilemek doğru. Boşanmayı düşünen çiftlerde büyük bir tartışma, mal tartışması, mal karmaşası, çocuklarla alakalı noktada toparlayamayacağımız birçok şeyde büyük gerginlikler söz konusu olabilir. Sakin olun. Aşk isteyenler için güzel bir aşkın size dokunacağı ve keyif olacağı ve bu aşk sizin elinizi kolunuzu bağlamak, evlilik ve gelecek hayatımıza gösterir. İlişkisini bekleyenler için bence yeni aşklara, yeniliklere ama zaman zaman karşılaşma, sürpriz noktada bir araya gelişlere de açık olalım sevgili koçlarım. Sevgili boğalar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. O kadar beğeni ve yorum benim yükselmeme yardımcı olacaktır. Yardım ederseniz sevinirim, etmiyorsanız da canınız sağ olsun. Bu ara anahtarlarınız, satmak istediğiniz ya da işiniz anahtar üzerine ise, yani emlak alım satım, araç alım satım, ürün alım satım, kıyafet alım satım üzerine ise bu ara deli deli insanlarla uğraşacağınız, agresif ve sinirli evredeki insanlarla iletişimizde bir gerginlik oluşabilir. Bu sizi kırmasın. Çünkü bu oluşum ve alım satım işlerinizde çok güzel ve kazançlı bir haftaya giriş sağlayacaksınız. Hiç beklenmedik noktalardan da ekstra para kazançlarınız var gözüküyor. Fakat kurumsal ya da farklı alanda çalışanlar yöneticilerle aramızdaki gerginliği bir an önce toparlamak, toparlanmadığı takdirde işten ayrılma, çıkma ya da bulunduğunuz noktada çıkartılmak zorunda olabilirsiniz. Bu bir an önce bu sistemi düzeltmeniz lazım. Kendi işini yapanlarda parasal evredeki harcamalar, çözemediğiniz noktaları da biraz gözden geçirmemiz gerekiyor. Gözden geçirmediğimiz takdirde ödemelerde ve borçlarla ilgili sıkıntılarla yüz yüze kalıp derin kedere düşebilirsiniz. Vergi borcunuz, unuttuğunuz bazı borçlarla ilgili noktada artık uyanma vakti diyorum sevgili boğalar. Aşk konunuza geldiğimizde de adı koymayan ilişki, krallığınızı oturtamıyorsunuz. Yani bir var gibi, bir yok gibi. Ben mutlu muyum, mutsuz muyum? Belirsiz evrede aslında onun yalan değil, onun kendi dünyasında yaşadığı karmaşıklıklarından dolayı siz kendi enerjinizi burada sevilmiyorum psikolojisindesiniz. Aslında karşımdaki kişi sevse seviyor. Eski ilişkinizin geri gelmesini bekliyorsanız, ya, yani burada der ki şüphe, endişe, adalet. Yani der ki bu kadar canın yandı, eski ilişkini niye bekliyorsun? Yepyeni bir kalp sana merhaba diyecek. Bence ona gülümsemeyi öğrenirsen hayat sana daha güzel mevsimi, daha güzel aşkı tattıracak. Belki de aile büyüklerimizin miras, mal konuları için yol seyahatleri ya da hukuki süreçte bazı yol süreçlerimiz olabilir. Sonu aydınlık ama avukatınız ya da sistemi doğru görme vakti, zarar etmeyin efendim. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Herkes takip edebilirsiniz ama emeğe saygı, beğen butonuna basıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz, elinize yapışmaz. Evet sevgili ikizler, evet bu ara değişken ruh haliniz,
çözemediğiniz bazı işlerle alakalı kırıcı sözlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da ekip arkadaşlarımızla yaşadığımız bazı karışıklıklar sizi yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar bu hafta herkese he he deyin. Çünkü demediğiniz takdirde zarar görme şansınız çok yüksek. Yeni işe başlamak istiyorsanız, işle alakalı beklentilerinizle ilgili... Arka camı kapatsın hocam. İşlerinizle alakalı noktada beklediğiniz oluşumlar varsa, evet hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hem kazanç anlamında sarılma, hem de kendi hayatımızla alakalı noktadaki güzel enerjiye geçiş yapacağınız gözüküyor. Devlet ya da kurumsalda çalışanlar için yer değişimi duanız var. Rabbim gideceğiniz yolu, geçeceğiniz yolculuğu, Rabbim en iyi şekilde sizin hayatınıza aydınlığa kavuşturacak. Sevgili ikizler, ev tadilatı, yenilenme, boya, badana, tadilat, mutfak, yıkıp dökme hayalleriniz var. Aman şimdiden başlayın yoksa sonrasında çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalırız. İkna ettiniz çünkü. Ailenize ait çözülmesi gereken kardeşler arasındaki uzun süredir erkek kardeşleriniz arasında yaşadığınız krizler evdeki kadınları çileden çıkartıyor. Bu damadınız olabilir, oğlunuz olabilir, eşiniz olabilir. Burada birbirimizi anlamadığımız atışmalar maddi evrelerde zorluk yaratabilir. Aman dikkatli olun, yoksa bu konuşmalar sert diyalogları söz konusu getirecek. Eski ilişkiniz için, evet tebrikler, eski ilişkiniz dönüyor da bu kupayı niye kaldırıyorsunuz bilmiyorum. Acı çekeceksiniz, yine canınız yanacak ama en azından psikolojim düzelsin diyorsanız gelecek. Evli çiftler için baktığımda bu ara konuşmalarda güzel yolculuklar, planlar ama eşinizin bazı yalanları ya da ortak sakladığınız yalanlar açığa çıkabilir. Komşunuz, etrafınızdaki insanlar size oyun oynayabilir ve bu oyun biraz ilişkimizi yıpratabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum sevgili takipçilerim. Sevgili yengeçler, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Hemen bakıyorum bu hafta sizlere neler olacak. Ruh yorgunluğumuz, işlerle alakalı yaşadığımız bazı karışıklıklar bize ciddi anlamda içsel dünyamızı yormuş olabilir. Belki hani bazen deriz ya, sınavlar, koşturma, mücadele, emek, ben niye yaşıyorum, neden yaşıyorum deriz ya, ruhunuz o kadar yorgun, ruhu iyileştirmeye ihtiyacınız var. Evet, önümüzde çok fazla iş yoğunluğunuz, evraklar, hesaplar, sınavlar, koşturma telaşınız var ve yetemeyeceğim, başaramayacağım korkunuz var. Hemen bakıyoruz, kendi esaretinizi bu noktada kilitlediğiniz için enerjinizi biraz dağıtın. İşinizle ilgili ya da pürüzsüz bir nokta yok. Hatta mordur, zaferi kazanmak, oluşmak istediğimiz noktanın aydınlığına kavuşacağınızı gösteriyor. Hemen bakıyorum, işe başlayacak ya da bulunduğunuz noktada bereketle ilgili benim rızkım mı kapalı, bereket, hayır, meditasyon size güç, nar, aydınlanma, hayatınızdaki her şeyin en iyi şekilde oluşacağını gösteriyor. Bence siz kendi başlangıçlarınıza inanın ve yolculuklar, gideceğiniz işler, yapacağınız projeler çok güzel aydınlığa kavuşacak. Aşk konusuna geldiğimde sizi sevecek o kadar güzel bir aşka yelken açacaksınız ki, yani kendi içinizde bu aşk beni bulmaz, ben sevilemiyorum, insanlara güvenemiyorum diyorsanız özgürlüğünüzdeki aşkın tadına varacaksınız diyorum. Eski ilişkinizle ilgili geri dönmesini bekliyorsanız hazine sizin için açılmış. Ama yeni kısmetler, yeni kapılar, yeni şanslar da var. Bence sadece o değil, etrafımızdaki enerjiyi bir düzeltelim. Hemen evli çiftler için bu hafta daha sakin, birbirimizi anlayacağımız, birbirimizle alakalı bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Ufak bir seyahat birbirimizi tamamlamak için iyi bir nokta söz konusu olacak gözüküyor. Bu ara özellikle ev almayı düşünenler, yaprak yani anahtar, toprak, arazi ya da ortak iş kurmak isteyenler için muhteşem bereketiniz var. Şimdiden hayırlı olsun efendim. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, tıklamayı unutmuyorsunuz. Bakalım. Bu dönem seyahatler, yolculuklar, işimizle alakalı çözülmesi gereken kırık olan her şeyi tamir etme haftamız. Ve özellikle erkeklerle alakalı yaşadığımız krizler ya da ekip arkadaşlarımızla yaşadığımız krizleri çözmek için ve başarmak için çok doğru bir hafta. Hem işinizi severek hem de iş çevrenizde etkilendiğiniz biriyle muhteşem bir aşk enerjiniz var. Hadi hayırlı olsun diyorum.
kurumsal ya da devlette çalışanlar için, özellikle kurumsalda yer değişimi beklentiniz varsa, asla ben burada görünmüyorum ve hiçbir zaman görünmeyeceğim diyorsanız, haklarınız mühür gibi size verilecek, endişe etmeyin diyorum. Devlette çalışanlar için ekip ve bulunduğumuz noktada bazı karışıklıklar ve sistemsizlikler olsa da sizin yeriniz rahat, boşuna yerinizi oynatmayın efendim, sonra siz zararlı olursunuz diyorum. Dedim bile. Bu ara özellikle yakın aile içerisindeki bazı yalanlara şahit olabilir. Onlara edebi olarak konuşsanız da içlerindeki yalan bitmeyeceği için boşuna mücadele etmeyin. Muhatap olmayın. Kendi yolunuza, kendi çizginize bakın diyorum. Özellikle de baba sülaleniz ya da anne sülaleniz, annenizin babası ya da babanızın babasından kaynaklı miras konuları. O yüzden bu yalanları dinlemeyin diyor kart. Diyor ki evet, böyle karmaşıklıklar, yalanlar, hikayeler var. Eğer bu yalanlara kanarsanız mağdur olursunuz. Siz haklarınızı doğru noktada görmenizi öneriyorum. Evet, yeni ilişki değil de eski ilişkinizle alakalı. Der ki artık bitmiş bir şeyin acısını, kendinize kenetlenmiş bir ruh gibi yaşamayı bırak, köklen. Rabbim sana yeni bir denge, yeni bir huzur, yeni bir mutluluk, yeni bir umut verecek. Sen bu umudu kucakladıktan sonra her şey senin için hayırlı. Özellikle dil eğitimi, sevgili aslanlar, dil eğitimi gösteriyorum. Dil eğitimi, kendinizin kariyeriyle alakalı eksik olan noktanız neyse, bunlar için güzel bir başarı ve hayırlanacak bir nokta var gözüküyor. Evet, evli çiftler için diyoruz ki hazine sizin için doğru noktada. Yalnız eşinizin annesi ya da görümceniz ya da eltiniz arasındaki krizlere de açık olun. Burada büyük bir kaos var diyorum. Sevgili gençler, kendi içinizdeki inançları toparlarsanız, eğitiminizle ilgili herhangi bir pürüz yok. Siz abartıyorsunuz bence. Sevgili başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, tıklamayı unutmuyorsunuz diyorum. Nasılsınız? Oo, şüpheci. Bir sürü işlerle alakalı şüpheci, endişeci, fikirleriniz devamlı değişebilir. Duygusal olarak kendinizin kalbi hançerlenmiş, o ortak bulunduğumuz iş alanındaki insanların sizin kalbinizle oyun oynadığı ile ilgili fikirleriniz, hatta size verilen vaat edilen işlerle alakalı sözlerin tutunmadığı için kalbinize ok saplanmış, gidip herkese oklayayım modundasınız. Aman kimseyi oklamayın efendim. Yani siz işinizle alakalı noktada gerçekten istediğiniz bölüm, istediğiniz başarı, eğer ki işsizseniz bile yasal olarak haklarınızla alakalı mücadeleniz varsa, anahtarlar size göz kırpıyor. Siz umudunuzu sakın kaybetmeyin sevgili Başak burçları. Evet, bu ara duygusal olarak ruhumuz aşk ve heyecan içerisinde. Gerçek yıldızınız, gerçek aşkınız, ama biraz ruhsal olarak da sinirli ve agresif yönünüz olabilir. İnsanları ilk önce yargılıyor olabilirsiniz. Bu yargılamayı bırakın, doğru aşka da yelken açacağınız gözüküyor. Bu ara sevgili bitişi ya da aile içerisindeki yaşanan krizlerden, söz, nişan, bu tarz şeylerde bazı aksilikler, bazı dengesizliklere açık olalım. İstenmeyen gelin ya da istenmeyen bir damat konumu var. Herkes böyle bir resetmiş, bir sakinleştirin. Ondan sonra bu evliliği kurtaracaksınız. Evli çiftlerimiz için bu ara özellikle hanımlar, eşinizle alakalı yaşadığınız krizler, şüphe, güven problemi, onun ailesine daha çok değer veriyor, benim aileme değer vermiyor diye konuşmalar söz konusu. Lütfen bu ilişki bu şekilde bitiyor, kontrol altına alalım. Boşanma fikri olanlar da tekrar barışmak, tekrar ilişkiye şans vermek, kadın ve erkek birbirimizin cesaretini tekrar buluşturmak istiyorsunuz. Bence doğru, çünkü ortak çocuklarımızla ilgili eğitim kariyerleri, hayatlarına sıkıntı vereceğinizi düşündüğünüz için doğru bir karar içerisindesiniz. Bu ara beklediğiniz para ya da miraslı konularda ihanet evresinde kalabilirsiniz. Güvendiğiniz yakın dost, yakın çevre verdiğiniz parayı alamama gibi bir durum olabilir. Ufak da kazalarımız söz konusu olabilir. Dikkatli olunuz efendim. Sevgili teraziler, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hemen kartınıza çekiyorum. Kader size gülümsüyor. Enerji size gülümsüyor. Hayatınızdaki istediğiniz aşk, istediğiniz iş için gerçekten beklentili fırsatlar, yenilikler ve güzellikler sizin hayatınıza dokunmuş olacak. Yani artık ben kendi dengemi ve yolumu, kendi kaderimi yaşamak istiyorum ve aklım hayatımın önüne geçti diyorsunuz. Bravo size. Yerinizi değiştirmek, yeni bir alana geçmek istiyorsanız, seçeceğiniz nokta gayet başarılı, pasta dilimi kutlayacağınız. Bu kapılar size güzel fırsatlar ve başarıyı getirecek. Bence siz bu başarının içerisinde daha güzel noktalar elde edeceksiniz gösteriyor. Yalnız
İşimizi değiştirmek ya da işsizseniz bile iş konusunda bir kadın ve yaşlı bir adamdan alacağınız destek sizin güzel bir kapıya aydınlanacağınız ve bu noktada rahat ereceğinizi gösteriyor. Evet, devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız hiç yerinizi kaybetmeyin. Çünkü sihir gibi, güneş gibi enerjinizin size vereceği kapılar daha verimli ve daha aydınlık olacak. Bence sizin bu dönem, bu hafta size daha şansın, daha enerjinin yüksek tattığı bir hafta. O yüzden motivasyonu doğru noktada kontrol etmemiz lazım. Evet, bakalım aşk konusunda. Yalan değil de bazen ilişkilere kimliğimizi tam belli ettiremeyiz ama karşımızdaki insan evlilik yapacağı ya da evlilik yapacağınız insan olabilir. Bence maskenizi çıkartın, ona sizin tanımasına ya da onu tanımaya fırsat verin diyorum. Eski ilişkinizle ilgili beklentiniz varsa kocaman yalan olmuş, karanlığa düşmüş, boşuna sinirlenip öfkeleniyorsun. Senin hayata daha güzel, daha verimli, daha keyifli bir enerji oluşacak ama içindeki uhdeyle yüzleşeceksin. Buna da hazırlıklı ol. Evli çiftlerimiz için konuşma üslupları, birbirinize itici tavırlar, yani bir istiyorum, bir istemiyorum, bir gerginlik, bir huzursuzluk. Yani ev içinde iki yabancı, sonra da hiçbir şey olmamış gibi tartışan yabancı gibisiniz. Bence ilişki terapisti sizi bu konuda daha mutlu ve keyifli kılacak. Evet, bu ara eğitim konularınız ya da yapmak istediğiniz konularda hataları açık noktanız ve gereksiz harcamalarınız çok fazla var. Mümkün olduğu kadar bunları kontrol edelim efendim. Mutlu kalınız. Sevgili akrepler, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, tıklamayı unutmuyorsunuz efendim. Evet, işlerle alakalı, hani her şey üstünüze birikir ya, onu bitirdiniz o başlıyor, bunu bitirdiniz bu başlıyor, tam orayı toparladım, hani yaşayan ölü gibiyim, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor, tam düzelttim diyorum, daha büyük sıkıntılar içerisindesiniz. Aslında der ki esaretten çıkmak için bu hafta çok çalışıp bütün birikmiş olan dosyaları ve işinizle alakalı tüm evreleri bitirdiğiniz takdirde rahat bir haftaya, keyifli bir haftanın sonuna geçiş sağlayacaksınız. İşinizle alakalı değişim bekleyenler için evet, bu değişim var. Özellikle renkli gözlüyseniz, gözleriniz açık ela, yeşil, mavi ise kesinlikle gideceğiniz rütbeniz, konumunuz rahat bir noktaya geçiş sağlayacaksınız ve burada kendinizi daha verimli bir noktada ispatlayacaksınız. Bu yurt dışı olabilir, şehir dışı beklentilerinizle ilgili işte der ki özgürsünüz artık, doğru noktadan haber gelecek. Kendi işinizi yapıyorsanız hem dışarıdan gelecek hem sizin oluşturacağınız verimli noktalar, kazancınıza kazanç, bereketinize bereket ama der ki sadakanızı, rızkınızı kazanırken hayır etmediğiniz takdirde yine aynı döngüde olursunuz. Bence bir paranızın sadakasını verme vakti diyorum sevgili akrepler. Evet, eski ilişkinizle alakalı beklentiniz varsa artık bu ilişki size hançer, yara, kalbiniz kan ağlıyor ve hala sen deveye bilmem ne, bize bilmem ne modunda bekliyorsun. Yapma Allah aşkına, rica ediyorum, sana daha yeni bir adım, yeni bir mutluluk var. Hatta yakın dost, yakın çevrenizin tanıştırılmasıyla keyifli bir ilişki hayatınıza girecek. Evli çiftlerle alakalı noktada da evde altın, para konularıyla ilgili tartışmalar, çalınmış olabilir eşiniz ya da siz bir yere vermiş olabilirsiniz. Bu para hesabı açığa çıkabilir. Aman dikkatli olun diyorum. Boşanma fikri olanlarda kalp ihaneti, kalp korkuyu yansıtsa da ne yaşanırsa yaşansın bu kalpte, affedip sarılma kararı içerisindesiniz ve bu ilişkiyi tekrar bütünleştirmek istiyorsunuz. Hadi hayırlı olsun diyorum. Bu ara aile içerisinde de para konularımız ya da tamirat, mimar, müteahhit, tadilat konularımızın çok yoğun olacağı, net kararlar verip aydınlığa kavuşacağımız bir hafta efendim. Sevgili yaylar, abone olup, yorum yapıp, beğenip tıklıyorsunuz. Hemen çekiyorum sevgili yaylar. Güneşin, bereketin, kaderin, sihrin, yani hayatınızda olmasını istediğiniz güzel bir haftayı lezzet tadında tadacaksınız. Seyahat etmek, seyahatli işlerinizle alakalı olumlu, anlaşmak istediğiniz noktalarda çok güzel anlaşmalar, kriz yaşadığımız olayları bu hafta daha güzel toparlayıp kendi enerjimizi daha verimli şekilde bulacağız. Yani korkular değil, aydınlıklar, güzellikler sizin hayatınıza renk katacak ve bu size mutluluk verecek diyorum. Hemen döndüğüm vakit
yeni iş bekleyen ya da oluşmasını istediğiniz işlerle ilgili uzun süredir beğenemiyorsunuz. Her nokta size ait değilmiş gibi hissettiğiniz için. Ama sizin hedefiniz farklı ülke, farklı şehir, farklı bir yolculuk olabilir. Bu size hazır ve bu hazır size mutluluk ve keyif verecek. Bence inancınızı, bence kırılan kalbinizi eğitimlerinizle, tamamlamak istediğiniz kurslarınıza, dil eğitimlerinizle gayet başarılı ve keyifli bir noktaya erişeceksiniz. Ve der ki, sevgili evli çiftlerimiz, birlikte seyahat, birlikte mutluluk, birlikte planladığımız yolculuk, çocuklarımızla alakalı yaşanan krizleri önleyip birbirimizi daha sımsıkı sarılacağız. Hatta gideceğimiz yolculuk balayı gibi gelecek ve bize mutluluk verecek gözüküyor. Ortaklı ya da devlette çalışanlar, özellikle kadınlardan çekiyorum, lanet olsun üstüme kadınlar geliyor diyorsanız, o kadınlar haklı ve siz bu kadar lakaytsiniz ve bu lakaytliğiniz karşısında siz de kadın olabilirsiniz. Bu lakaytliğin karşısında yöneticiniz ya da patronunuz rahatsız oluyor. Bir an önce kendi evrenizi toparlamanız lazım. Eski aşkım geri gelir mi diyorsanız, gelir, gider, gelir, gider, gider, gelir. Ama siz bence bu gelip gitmelerin önünü kesip kendinize yeni bir yol çizmeniz gerekiyor. Bu ara evlenecek çiftlerimiz, özellikle aileler arasında krizler toparlanmış, düğün, nişan, söz, tarih günlerinin belirliği hakim olarak gözüküyor. Yani sevgili yaylar, şöyle göstereyim. Dengeyi ve mutluluğu bu hafta parasal yaşadığımız krizlerle alakalı daha mutlu ama ailemizle alakalı özellikle babanızın haksızlık ya da annenizin kardeşler arasındaki yaptığı haksızlıkla ilgili tartışmalara açık olabilirsiniz ve seviliyor muyum, sevilmeyeyim, sevilmiyor muyum karmaşası yaşayabilirsiniz. Yaşarken kimsenin parasını sorgulamak bize düşmez. Siz de bir ailesiniz, unutmayın. Sevgili oğlaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Hemen çekiyorum. Konuşmalar, diyaloglar, toplantılar ve çözmeniz gereken birçok şeyin aydınlanmasını ve büyük bir rahatlıkla, bilgelikle, bilginizle alandaki pürüzlerin hepsini çok rahat bir şekilde çözüp büyük bir rahatlığa ve aydınlığa kavuşacaksınız. Yeni iş beklentisi ya da bulunduğunuz noktada konum ve bu sistemsizliğin düzelmesiyle ilgili umudunuz varsa yeni yönetim, yeni sistem, sizin de alanınızda daha rahatlama ve güveniniz tamamıyla toparlanıp kendi enerjinizi bulmanıza yardımcı olacak. Devlette çalışanlar için bazı karmaşıklıklar, bazı hikayeler, bazı dolambazlıklar, hırsızlıklar, yalanlara ve sizi de buna teşvik edebilirler. Dikkatli olunuz. Görmediniz, duymadınız, işitmediniz deme olayını bırakın. Haklı olan haklı tarafı, haksız olanı da res çekmeyi unutmayalım diyorum. Yalnız eski ilişkiniz geri geliyor da yine kalbinizi hançerleyerek gelecek. Ay, kalp kırıklıkları, boşluğa düşeceksiniz. Size inandırıcı o şiirsel konuşması ruhunuzu acıtabilir. At çöpe, yepyeni bir hayata başla diyorum. Yeni aşk isteyenler için bence geçmiş hataları bırak. Sana bu yılın 6. ayı, 5. 6. ay sana özellikle aşk konusunda o kadar bereketli ve huzurlu gelecek ki sen tuttuğun dalı bırakmayacaksın. Evli çiftlerimiz için bu ara birbirimizle hem barışız, hem enerjiz, hem cesaretiz. Hani cesaret oyunu gibisiniz bu hafta. Her şeye rest var, her şeye mutluluk var ama inat ruhumuz fazla. Lütfen inat ruhumuz fazlasıyla strese gelmesin ve evliliğimiz bu yüzden delirmesin. Çünkü burada kadının inadı evliliği yora soktuğu ve devamlı aynı şeyleri tendit pilavı gibi tekrar ettiğiniz için aynı döngüde sıkıştınız. Yani artık kuralları koyma vakti diyorum. Bu ara eğitim konularınızla alakalı yapmak istediğiniz farklı alanlar var. Bu ara üniversite sınavına giriyorsanız başarılı ve aydınlık olacaksınız. Sevgili oğlaklar, hiç risk atmayın. Ailenizde, mahkemede, cezaevinde ya da bu tarz noktalarda bir olayınız varsa ceza avukatınız ya da avukatlık sürecimizin biraz daha zorlanacağı nokta, dikkatli olun efendim. Sevgili kovalar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Hemen çekiyor. İçinize şeytan kaçmış gibi böyle gözünüz, nevriniz dönecek. Her şey alevli alevli, sinirleneceksiniz. Hatalara karşı ciddi anlamda öfkeli olabilirsiniz. Öfkeyle kalkan zarara oturur. Siz gözü gözetleyin, gözetim yapın. Ondan sonra haklı olduğunuzu ispatlayın. Direkt. Çünkü siz maşallah direkt girip eliniz kolunuz bağlanıyor, suçlu siz oluyorsunuz. Bu iş yerinizdeki ekip arkadaşınız olsun, haklıyken haksız duruma düşüyorsunuz. Bu hafta bu evreleri dikkatli şekilde kontrol edelim. Yeni bir beklentiniz, yeni iş alanınız varsa 7 gün ya da 17 gün içerisinde bu kapı size uğurlu ve bereketli gökkuşağı şeklinde hayatınızı
hayatınızda gideceğiniz yolculuk size uğurlu ve bereketli gelecek. Kendi işiniz ya da ailevi işiniz varsa, burada aile ya da ortaklı işlerde kendi aranızda bazı güvensiz problemler var. Ortak ayrım içerisindesiniz ama parasal konuda kendi evremizi toparlayamadığımız için ortak düzeni bir türlü ayıramadığınız gözüküyor. Her geciktirdiğiniz evre sizin parasal evreniz, konuşma sıklarında tartışmalar büyük kaoslara sebep olabilir. En azından anlaşın, yol ayrımını ona göre yapın diyorum. Bu ara kurumsaldayken kurumsalı bırakıp kendi işimi yapayım diyorsanız boşuna gerek yok. Oturun oturduğunuz yerde gereksiz hatalar yapmayın efendim. Eski ilişkinizle ilgili tekrar barışma, mutluluk ve enerjiyi bulacaksınız diyorum. Bu ara evlilik konuşmalarında tarihlerde yanlış olabilir, şanssızlık yaratabilirsiniz. Haziran'ın sonuna doğru tarihleri belirlerseniz daha enerjik ve daha, ya da Temmuz sonuna doğru bu tarihleri belirlerseniz daha huzurlu, bereketli olacağınız gözüküyor. Bu ara çocuk yılı tedavisi, çocuk düşünen çiftlerimiz için de gonca yaprağı açılmış. Ya da evimizdeki çocuklarımızın sağlık problemleriyle ilgili endişeniz varsa gonca yaprağı şekilde açılmış. Hiç korkmanıza gerek yok. Ev alımı, tebrikler. Yeni eve taşınmak, yeni ev kiralamak, yeni mal almak, bununla ilgili net kararlar içerisinde ama kendi malınız olacak, kendi kredinizi, kendi oluşumunuzu halledeceksiniz diyorum. Yani sizin de belki anne kız kardeş arasındaki sağlık problemleri biraz yıpratabilir. Onlara destek vermeyi unutmayın güzel takipçilerim. Sevgili balıklar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz efendim. Hemen çekiyorum. Bu ara işleriniz, yurt dışı, telefon, iletişim, konuşma, mailler, yazışmanın çok yoğun olacağı ve toplantılar ve göz temaslarının daha yoğun olacağı bir hafta söz konusu olacak. Dikkatli ve kontrollü olacaksınız. Hata yapmamanız gerektiğini uyarıyor. Peki farklı bir alana geçmek istiyorsanız, evet böyle teklifler var ama şu an burada güzellikler olurken siz niye kalbiniz ve enerjinizi yoracaksınız ki? Bırakın burada kalın, zaman içerisinde belli bir süre sonra kendi işinizi, kendi sisteminizi kurun. Eğer şu an buradan giderseniz hata yaparsınız diyorum. Ortaklı işlerle alakalı süreçte de 3 ay birbirinize zaman verdiniz. Bu ortaklık iş uzun soluklu devam edecek. Ama burada işinizle alakalı mahkeme ödenmesi gereken konularla alakalı unuttuğunuz ne varsa yasal problemlerimiz var. Aman bir dikkat edelim. Vergi, ödeme, şikayet, bu tarz durumlara açık olmanız lazım. Risk var gözüküyor. Eski ilişkiniz ya da yeni ilişki var mı? Ruh ikizi. Yani eski ya da yeni fark etmiyor. Kalp yeniden şifalanıyor. Yeni kalbe iyileşiyor. Ruhunuz, kalbiniz saf suyla buluşuyor. Doğru insana merhaba demiş oluyorsunuz. Eski ilişkiniz de gelse birbirinize doğru adım atmış oluyorsunuz. Evli çiftler için anahtar duası yapıyorsunuz. Galiba bu ev değil de araç anahtarı gibi eşimiz ya da hanımımızı ikna etme, kredi çekmeyle alakalı kaygılarınız olabilir. Duanız kabul olmuş. Aracınız, motorunuz, motosikletiniz, eviniz hayırlı olsun diyorum. Bu ara boşanmayı düşünen çiftler, barışmışsınız. Birbirimize tekrar şans, birbirimize flört etme, birbirimize güven, birbirimize inanç evresinde gayet güzel evreyi toparlayıp kendi enerjimizi yakalamışız. Bu da size mutluluk verecek. Bence doğru bir karar vermişsiniz. Bu ara eğitim konularınız ya da yapmak istediğiniz fikirlerinizle alakalı seyahatlerimiz ve yurt dışı ile ilgili beklediğiniz oluşumlar artık seyahatleri veriyor. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Yani sizin de baba ya da erkek dostunuz ya da erkek tanıdığınız, güvendiğiniz birinin kalp problemi olabilir ya da böyle bir sıkıntı gündeme gelecek. Şimdiden hazırlıklı olun. Mutlu kalın efendim. Hoşça kalın.